MY telefon hattındaymış. Alo. Evet, konuş bak. İddialarını söyle Turan Alo. Bey. Hanımı söyledi. Mustafa Bey merhaba. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz yayına. Hoş Şimdi bulduk, sizin isminiz geçiyor. Boşandığınız evet. Eski eşinize yayına bağlandı. Evet. İddiası da şu. Aslında Tülay'ın kaçışlarında hani ona maddi destekle ve yardımda bulunan kişi siz misiniz? Tülay evet. da dedi ki biraz önce, evet onun akrabalarının evinde kaldım dedi değil mi? Evet. Evet. Buyurun. Şimdi ben öncelikle en son eski eşim bağlandığı için ona cevap vermek istiyorum. Buradan kendisi de beni dinliyordu. Hı hı. Madde bağımlısı olduğunuzu, nafakanızı evet, ödemediğini, bunu, sorumsuz biri olduğunuzu söyledi. Onu söylüyor. Madde bağımlısı olduğumu söylüyor. Ben boşanalı yaklaşık bir 4-5 sene oldu. Hı hı. 3-4 sene oldu. Kendisine ben şuradan şunu söylüyorum. O zamanlar evet ben madde kullanıyordum, ediyordum, inkar etmiyorum. Kesinlikle inkar etmiyorum. Tedaviler gördüm. Hı hı. Ama benim şu anda hala madde kullandığımı iddia ediyor. Hı hı. Ve Turan Bey de oradan diyor ki, evet diyor, bak diyor, ispatlı bir şekilde diyor, söyle diyor. Neyi ispat etmiş? Sen de benim zaten biliyorsun, seninle her zaman konuşuyorduk, ediyorduk. Yok madde... Ama Tülay burada diyor ki, bana diyor, akrabalar yardımcı oldu diyor. Ben seni aradığımda, dedim mi kardeşim, Tülay'la benim işim yok. Nerede olduğunu biliyorsan, haber alırsan, ben çocuğumu göstermek için bana ulaşır mısın dediğimde ne dedin? Yok abi, kardeş, yemin ederim ki beni aramadı etmedi, görüşmüyorum diyor. Şimdi ben, burada ne diyor? Ben gene aramadı diyorum. Ama şu anda burada diyor ki, bak kardeşim, şu anda burada diyor ki. Tanıyor, çok iyi tanıyor bak, da işine gelmiyor. Bak, Tülay burada diyor ki, akrabaları yardım ediyor bana diyor. Hani tanımıyordun sen? Akrabaları falan değil bak. Akrabam diyor Tülay. Ben sana telefonda konuştuğumu söylüyordum, tamam mı? Telefonda konuştuğumu da söylüyordum ama sen benimle doğru konuşmuyordun. Her seferinde küfürlü konuşuyordun. Ama annesi iftira atıyordu. Söylüyordum sana ben bunu. Bir saniye bir sus da konuşalım. Bir saniye sus. Evet bir dinle. Beni bir dinle. Sen her seferinde o kızın bana yaptığı şeyleri anlatıyordun. Ben ağzıma bile alamıyorum. Şu an canlı yayında konuşmak istemiyorum. Tamam mı? O arkadaşlara konuşurum ben şimdi ekran arkasında. Esra Hanım'a anlatırlar. O kızın sana o iğrenç anlattığı o kelimeleri bilmem işte yok. Ne bileyim böyle saçma sapan işte senin... Sen nasıl gider dedim lan. Turan ve Tülay çiftinin ne derecede yakını oluyorsunuz? Ne derecede yakın oluyorsunuz? Turan benim hiçbir şekilde yakınım olmuyor. Ama ben Tülay eski bir arkadaşım. Eski arkadaşım kadından azal. Tülay düzen bozuldu demedim mi ben sana? Evden gidişlerinde kocanın karısına ulaşabilmek için aracı olarak sizi bulmuş. Yani siz bu olaya dahil olmuşsunuz. Yani siz bu olayın neresindesiniz? Bakın farklı şekillerde de isminiz geçiyor. Lütfen buna bir açıklık getirin. Ben de getiriyorum açıklık. Ben Tülay ilk beni aradığında, bu evden ilk gittiğinde beni aradığında benden maddi olarak yardım istedi. Evet. Benden maddi olarak yardım istedi. Ben kendisini cebimde ne kadar varsa, kartımda ne kadar varsa çıkardım verdim. Çünkü zor durumdaydı. Hı hı. Zor Başka durumdaydı. Bir destek istedi mi sizden? Bana Nasıl? Yer bul, kalacak yer ayarla. Evet, ilk gittiğinde istedi. İlk gittiğinde para verdiniz ona, borç verdiniz. Evet, evet. Kalacak yer ayarladınız mı? İki sefer falan verdim ben kendisine para. İkinci gidişinde de para verdiniz mi? Yok, hayır, vermedim. İlk gidişinde verdiniz. Evet. Verdi diyordu, duydunuz Peki, mu avukatım? Sonrasında Tülay gitti, eşiyle ayrılmak istediğini söyledi. Sonra da eşine döndü, barıştı. Bu dönem içerisinde görüştünüz mü Tülay'la? Hayır, görüşmedik. Barıştığında görüşmedik ama kendisi beni aradı. Tülay Hanım beni kendisi aradı. Hattını değiştirmiş, o numaradan beni aradı. Ben bunu Turan Denizli'ye de söyledim. Senden aldığım parayı dedi, eşim sana dedi, verecek dedi. Hı hı. Ben de dedim ki tamam dedim ama Tülay dedim gerek yok. Evine yuvana döndüysen dedim bu tür şeylere gerek yok. Hani paranın şeyi olmaz, gerçekten olmaz dedim yani, kendisi de orada. Evet. Ne güzel ya, nafakayı ödemiyorsunuz ama bir kadını zor durumdayken yardımını ediyorsunuz. Ben nafakayı hastanede yaptığım bir dönemler oldu, o zamanlar ödeyemedim evet. Ben bir buçuk yıldan beri eşiniz ödemediğinizi ve avukata verdiğini söylüyor. Kaç ay hastanede yattınız? Efendim? Kaç ay hastanede yattınız? 21 gün bir yattım, tekrar 21 gün bir yattım falan bu şekilde. Ha, ben şey sandım, hani bir yıl boyunca hastanede tedavi gördü de o yüzden ödeyemedi sandım. Ama kısa süreyle. Hülyan diyor ki düzenli ödüyor musun nafakayı diyor. Normalde ödüyorum ama hastanede falan yattığım dönemde çalışmadığım dönemde oldu. Tamam, bir ayın bir şey olmaz canım. Eşiniz 15 aydır ödemiyor diyor.
söylüyor. 15 aydır falan değil. Aynı zamanda da kesinlikle şu anda madde bağımlısı falan değilim. Süleyha Hanım beni aradığında dedi ki, Turan Deniz dedi, Turan dedim seni de arayacak dedi. Ama 3 ay oldu, 3,5 ay oldu. Hala beni tenezzül edip de bir kere telefon bana açmadı. Eşin senden bu kadar para almış, al kardeşim şu paranı falan filan demedi bana. Bu ikinci gidişinde Tülay Hanım yine size güveniyor mu? Sizden destek alıyor mu? Nasıl? Bu ikinci gidişinde de yine sizden destek alıyor mu Tülay Hanım? Bu en son gidişinde mi? Evet. Evet, beni aradı ama bir süre sonra aradı. Hemen gittiğinde aramadı. Bir süre sonra aradı. Ailece kendisini, ailem de kendisini çok sevdiği için ailece yanında olduk yani. Ama o ailenin yanında kalmıyor ki, ev tutmuş kendini. Ayrı bir ev tuttular, evet. Ayrı bir ev tuttular Süleyha. O sizin aileniz mi? Anneniz babanız mı? Evet, annem babam yardımcı oldu, evet. Ardi ne oldu? İnşallah torunlarına da aynı derecede böyle aşkla sarılıyorlardır. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili seyirciler. Sürenin sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.